Denova Türkiye Genel Müdürü bugün stüdyomuzda. Emre Hantaloğlu, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Gözde Çok teşekkür Hanım. ediyorum. Biraz da bilişim sektörünü konuşalım. Tabii 2023 ki. nasıl geçti? Hem dünyada hem bizde trendler nereye evriliyor? Sizden dinleyelim. Tabii ki. Şöyle bir ufuk turu çizelim. Pandeminin de etkisiyle teknoloji, bilgi teknolojileri sektörü inanılmaz bir büyüme yaşadı. Son 4 seneyi %47 gibi çok ciddi bir dünya çapında bir büyümeyle kapattık. Bundan sonraki 4 sene de bir bu kadar daha %44'lük bir büyüme bekleniyor. Yani 2,5 trilyon dolarlık bir dünya piyasasından 3,6 trilyon dolarlık bir büyümeye doğru gidilecekmiş gibi gözüküyor. Tabii ilk pandemi etkisiyle daha çok donanım tarafında büyüme oldu. Fakat bundan sonra daha fazla yazılım, uygulamalar, bulut çözümleri, hizmet çözümleri şeklinde buralarda büyüme olacakmış gibi gözüküyor. Biraz uzaktan çalışmanın da etkisi oldu herhalde, değil mi Muhakkak ki pandemi etkisi gelince? oldu. Tabii ki uzaktan çalışma önce donanım anlamında bilgisayarların daha fazla satılmasına sebebiyet verdi. Tabii bu da güvenliği daha önemli kıldı. Geçtiğimiz sene 2023'e baktığımızda daha bitmedi ama yaklaşık bilgi teknoloji pazarının %4,4'lük bir büyüme ile kapatılacağı gözüküyor. 2024 senesinde de yaklaşık %8,6'lık bir büyüme öngörülüyor. Dediğim gibi bu özellikle önümüzdeki senedeki büyümeler yazılım tarafında, güvenlik yazılımı tarafında ve hizmetlerde de bulut hizmetleri tarafında ciddi büyümeler bekleniyor. Tabii ki bunu da altyapı donanım hizmetleri destekleyecek. Evet. Birkaç tane daha rakam vereyim. Müsaade ederseniz Tabii. daha iyi resmi çizelim. Sunucu server pazarı dünyada, çünkü Türkiye ile de birazcık ilişkilendirmek istiyorum. %4 büyüdü 2023'te ve 2024'te de %12 büyüyecek. Türkiye'ye baktığımızda %23'lük bir büyüme var Türkiye'de. Bilgisayar pazarı çok ilginç. Dünyada tabii pandemi sırasında çok yükseldi. Pandemi sonrası bir düşüş yaşadı. Şimdi %14'lük bir düşüş varken Türkiye'de %38'lik bir büyüme var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bunu birkaç tane sebebi olduğunu düşünüyoruz. Birincisi tabii bunu bir de seçim ve maalesef deprem senesinde yaptığımız düşünülürse bir seçimden sonraki bir istikrar ortamının önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar birazcık daha önünü gördü. İkinci, tabii çok fazla nüfus akımı da var ülkemize. O önemli. Üçüncüsü, biz zaten birazcık gerideydik bilgisayar kullanımı ya da teknoloji anlamında. Oranın açığının kapanması. Bir de tabii enflasyonist ortamda insanlar birazcık daha ürünleri almaya çalışıyorlar. Son dönemde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle öğrencilerin de bilgisayarlara daha kolay ulaşabilmesi, daha ucuz bir şekilde ulaşabilmesi de tabii bunu etkileyen, olumlu etkileyen faktörlerden biri oldu. Cep telefonu 9.500 liraya geçmeyen ve bilgisayar için 5.500 liralık destek açıklanmıştı. Evet. Ne tip ürünlere mesela bu yönlendirdi? Özellikle o kitleyi ve genel olarak pazarda bir değişiklik var mı? Yani biraz daha böyle pahalı ürünlerden işte daha uygun ürünlere geçiş gibi, geçtiğimiz senelerde görülmeyen. Sizin mesela ürün çeşitliliğinizi neye göre şekillendiriyorsunuz? Şöyle anlatayım. Tabii o öğrencilerin belli bir giriş seviyesi ürünler daha fazla öğrencilerin de bütçelerine yönelik olduğu için onlarda daha fazla artış oldu. Kasım ayı ve tüm yılda baktığımızda oyun tarafında son kullanıcılarda Türkiye'de inanılmaz bir büyüklük, inanılmaz bir büyüme var. Çok ilginç bir veri vereyim. Avrupa'da oyun pazarı en yüksek olan ülke Türkiye. Şu anda biz oyun pazarı bilgisayar oyun pazarı en büyük olan ülkeyiz Türkiye olarak ve yaklaşık bu yıl ilk 9 ayda %80'lik bir büyüme elde etti bu pazar. O nedenle oyun tutkunları birazcık daha teknoloji heveslisi ve süratle yeni çıkan ürünleri alıyorlar diye Aslında bu özetleyebiliriz. çok çarpıcı bir veri bu arada. Evet, çok Yani çarpıcı bir veri. dünyada olmayan bir hızda Türkiye'de Evet, evet. oyuna değil mi bir geçiş olmuş. Belki tabii genç nüfusun da etkisi vardır elbette ama neticede yine de çok yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi fiyatlardan bahsedelim mi? Sizin enflasyonunuz nasıl? Çünkü pandemi dönemi geride kaldığında Evet. biz en çok şunu konuşuyorduk. Çip krizi yaşandı ama bu biraz işte duruldu.
Elbette o dönem kıtlık yaşandığı dönemde işte fiyatlar böyle çok hızlı artıyordu. Bizde zaten kur etkisi malum zaten, evet. O direkt olarak dövize endeksli bir sektör aslında. Nasıl artışlar mesela bu yıl genelinde? Ya şimdi biz tabii ülke olarak yıllardır bu sektörde çalışan insanlar olarak kurun artmasına çok alışkınız. Ve bunun yönetimine de çok alışkınız. Yani son 5 senedir kanıksadık zaten. Evet. Şimdi biz kendi firmamız olarak, sektör olarak da biz teknolojiyle, Türkiye'nin teknolojiyle kalkınması gerektiğini ve bu şekilde kalkınacağına inanıyoruz. Bu çerçevede de teknoloji ürünlerini en uygun koşullarda, en uygun fiyatlarda olabildiğince fazla Türk insanına nasıl ulaştırabiliriz, bunun derdindeyiz. Biz haftalık tüm fiyatlarımızı değerlendiriyoruz. Arttırmamız mı lazım, azaltmamız mı lazım, aynı mı bırakmamız lazım şeklinde. Tabii ki bunlarda son kullanıcının talebi de doğrultusunda bir fiyatlarımızı oluşturuyoruz. Şu anda fiyatlarımızın ben çok rekabetçi olduğunu düşünüyorum. Bazı ürünlerdeki ya, fiyatlar... Enflasyonun altında kaldığı artışlar diyebiliriz. Yani biz Avrupa'dan zaten ucuzuz baktığınızda. Bazı kalemlerde Amerika'dan bile ucuz olduğumuz zamanlar oluyor. Tabii bunu Türk tüketicisi ne kadar biliyor, ne kadar takdir ediyor, o ayrı, evet, bir konu ama buradaki ürünlerimiz çok rekabetçi bir şekilde pazara sunuluyor. Sadece bilgisayar değil, diğer server, storage olsun, yedekleme ürünleri, sunucu ürünleri olsun. Onlarda da Türkiye Avrupa'nın altında fiyatlarla ürünleri piyasaya sürüyor. Burada tabii teknoloji yatırımları devam edecektir önümüzdeki dönemde. Öyle umuluyor. Evet. Biliyorsunuz işte şirketlere de özellikle belli başlı alanlarda destekler gelmeye devam ediyor. Sürdürülebilir yatırımlardan bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde pazarın bu kadar büyümesini bekliyor musunuz? Mesela donanım dedik ama hep yazılım esas, evet, oradaki mesele. Ben şimdi nasıl şöyle olabilir? Bir geniş bir açıdan yaklaşayım. Yani Türkiye teknolojiyle nasıl kalkınır diye baktığımızda biz önce şöyle söyleyeyim. Biz dünyanın genelde %1'ini temsil ediyorduk. Son senelerde birazcık %0.5'a düştük. Ama bu senedeki toparlanma ve önümüzdeki senedeki toparlanmayla yine dünyanın %1'ini temsil edeceğimizi düşünüyorum. Yani işte dünya 2,5 trilyon dolarsa teknoloji, bilgi teknolojisi pazarı, Türkiye'de de bu 2,5 milyar dolar seviyesindeydi. Bunun süratle bu seneyle birlikte artacağını düşünüyoruz. Şimdi Türkiye'nin teknolojiyle kalkınmasıyla ilgili TÜSİAD'ın ve TÜBİSAT'ın ikinci yüzyıla ilişkin bir kalkınma raporu var. Orada belirtilen 4 önemli husus var. Öncelikle bizim KOBİ'lerimizin dijitalleşmesi olmazsa olmaz. KOBİ'lerimizi daha fazla teknolojiyle buluşturup onların verimliliğini artırmamız lazım. Bu bir. İki, altyapı yatırımları ve onların verimliliğe dönüşmesi. Üçüncüsü, yatırımların, girişimcilerin daha iyi finans kaynaklarından yararlanması. En son olarak da insan kaynağı havuzumuzun devamlı beslenmesi ve kalitesinin artırılması. Bunlar olduğu sürece Türkiye teknolojiyle çok daha iyi bir şekilde kalkınacaktır. Evet, önümüzdeki dönemde özellikle belki de oyun pazarı başta olmak üzere, evet, teknoloji tarafında yatırımların sürmesiyle hem yazılım hem donanım buradaki büyümenin sürmesi bekleniyor diyelim. O zaman 2024 için karamsar değiliz. Ben öyle algıladım. 2024 için, evet, kesinlikle karamsar, peki, değiliz. Ben büyüyeceğimizi düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben geldiğiniz teşekkür için. Ediyorum. İyi bir yıl olsun şimdiden diyelim. Herkese sağlıklı, evet, mutlu bir yıl. Aynen öyle. Önce sağlık diyelim ve 30 dakikayı burada noktalayalım. Saat 14'te görüşeceğiz. Hoşçakalın.